Mucizevi Sırlar, Merinet ve Edrin. Sevgili Günlük, böyle bir hata yaptığıma inanamıyorum. Kesin utancımdan öleceğim. Adrian'la yapmamız gereken bir sunum vardı. Adrian'ımla ve benim kısmımın bittiğini söylemek için onu çağırdım. O kadar gerilmiştim ki ama cesaretimi topladım ve yaptım. Sorun şu ki sesli mesaj merhaba, olarak gitti ve bu noktadan sonra her şey tam bir rezaletti. Pekala, tadını çıkar öğleden öncenin. Yani görüşebilmek üzere şey demek istedim. Hayır, havuzda görüşürüz. Okulda görüşmek üzere. Ay, rezalet. Şimdi şapşalın teki olduğumu düşünecek. Ama bu benim suçum değil ki. O kadar harika biri ki. Onunla her konuştuğumda paniğe kapılıyorum. Yani ciddiyim, çok zeki. Piyano çalıyor, çok iyi bir eskrimci. Çince biliyor ve aynı zamanda da çok tatlı. Merhaba, mükemmel. Hadi ama gözlerinde tutkuyu görmek istiyorum. Adrian Paris'in, hatta dünyanın en iyi moda tasarımcısı olan babası Gabriel Agrest için modellik yapıyor. Ama bununla ilgili asla hava atmaz çünkü o mükemmel biri. Gerçi büyük bir kusuru var. O şımarık Chloe ile iyi anlaşıyor. Ama herkesle iyi anlaşıyor, bu yüzden sayılmaz. Her neyse, Adrian'a tamamen ezik biri olmadığımı göstermek için bir şey yapmalıyım. Ama kendimi nasıl fark ettireceğim ve bana aşık olmasını sağlayacağım ki? Ona güzel bir şiir yollayabilirim ya da bir mektup yazabilirim ama iyi bir yazar sayılmam. Çünkü ilgi alanım moda ve yeni şeyler yaratmak. Tabii ya, biliyorum. Doğum günü yaklaşıyor. Onunla ilgili tablonda öyle görünüyordu. Ne? Nerede olduğunu bilmeyi seviyorum. Harika bir hediye dizayn edeceğim. Onu çok etkileyecek, harika bir kız olduğumu görecek ve bana sırılsıklam aşık olacak. Sabırsızlanıyorum. Hemen işe koyulmam lazım. Doğum gününe çok az kaldı. Şimdilik hoşça kal sevgili günlüğüm. Bana şans dile. Mucizevi Sırlar, Merinet ve Alya. Sevgili günlük, bugün inanılmaz bir şey oldu. Kesinlikle anlatmam lazım. Evimin oradaki parkta Alya ile beraberdim ve tanrım, Adrian'la karşılaştım. Çok yakışıklı görünüyordu. O kadar yakışıklıydı ki neredeyse bayılacaktım. Bir merhaba bile diyemedim. İyi ki Alya yanımdaydı. Alya en yakın arkadaşım. Onun gibi bir arkadaşa sahip olmak harika bir şey. Her zaman yanımda. Aşırı yakınız. Anlatabilir ve her konuda konuşabiliriz. Beraberken hep gülüyoruz ve birçok şey yapıyoruz. Örneğin sinemaya gidip sonra filmi tartışmaya başlıyoruz. Her zaman çok ilginç oluyor. Çünkü Alya filmlerde benim fark edemediklerimi görüyor. Ve gerçek hayatta da. Gördüğüm en iyi gözlem yapan kişi. Ve her şeye biraz ilgisi var. Aynı zamanda çok meraklı. Belki de fazla meraklı. İşte bu yüzden harika bir gazeteci olacak. Ayrıca tamamen Uğur Böceği'ne adanmış bir blog oluşturdu. Uğur bloğu, bloğuna bayılıyor. Hiçbir olayı kaçırmasın ve bloğu için olayın olduğu yere gidip kayıt alabilsin diye telefonla özel bir uyarı sistemi bile kurdu. Uğur bloğu takipçileri için canlı yayındayız. Şu Uğur Böceği'nin yaptıklarına bakın. Bu bir rüyaysa uyandırmayın. Yayın yapmadığı zamanlarda Uğur Böceği ile ilgili araştırma yapıyor ve her türlü bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Hayali bir gün onunla röportaj yapabilmek. Ve belki bir gün bu gerçekleşir. Kim bilir? Kaderin yüzüne gülmesi ve pat! Mucize gerçekleşebilir. Gelişmeleri haber veririm. Mucizevi Sırlar, Merinet'in ikili hayatı. Sevgili günlük, bugün Kara Kedi ve ben bir süper kötüyü durdurmayı başardık. Şanssızlıklar sihirbazı Eyfel Kulesi'ni duman içinde yok etmek istedi. Buna inanabiliyor musun? Neyse ki onu durdurabildik. Ama okula geç kaldım ve tam Bayan Büstiyer'in sınavının ortasında geldim. Artık yetti Merinet. Müdürün odasına git hemen. Anne babam tarafından imzalanmak üzere bir uyarı verdi yine. Bazen hem Merinet hem de Uğur Böceği olmak çok zor. Tabii ki bir süper kahraman olmayı ve Paris'i kötülerden koruyup masum insanları kurtarmayı çok seviyorum. Niye geç kaldığıma ya da gelmediğime dair sürekli ebeveynime, öğretmenlerime ve en yakın arkadaşım Alya'ya karşı mazeretler üretmem gerekiyor. Okul açıldığından beri kaç tane hikaye uydurmak zorunda kaldığımı anlatamam. Ne zaman kötü bir adam ortaya çıksa gizlice kaçıp onunla savaşmam gerekiyor. Saklanacak bir yer bulduğumda şunu söylüyorum. Tilki benimler! Evet! Ve bozulmaz kumaştan yapılmış. Süper kostümüm ve şanslı tılsımımla Uğur Böceği'ne dönüşüyorum. Hep yanımda olan Tiki, benim kıvamimi kimsenin görmesine izin veremem. Tiki olmazsa dönüşemem. Bana güçlerimi o veriyor. Bir tılsımımla bir sürü harika şey yapabilirim. İpi sonsuz uzunlukta.
Ya da düşmanlarımı bağlayabiliyorum. Aşırı hızlı bir şekilde döndürerek kalkan yapabiliyorum. Görevim kötü adamın Akuma'sını ele geçirip onu durdurmak. Akuma insanları kötüye dönüştüren bir siyah kelebek. Ama şanslı tılsımımı kullanarak yardım için bir alet çağırabilirim. Tek yapmam gereken şanslı tılsım demek. Her seferinde tuhaf bir şey geliyor. Banyo havlusu mu? Bir plak mı? Nasıl kullanacağını anlamak zorunda kalıyorum. Kaşık mı? Artık kötülük yok seni küçük Akuma. Sonra Akuma'yı şanslı tılsımımla yakalayabilirim. Kötülüğü kaldırma zamanı. Tekrar zararsız bir kelebeğe dönüştürebilirim. Yakaladım. Mucize Uğur Böceği. En süper gücüm kötü adamı yenince şanslı tılsımımı havaya atıp Paris'i kurtarmam. Görüyorsunuz değil mi? Boş zamanım yok. Görevlerim, ailem, arkadaşlarım, Adrian ve kötü adamlar arasında koşturup duruyorum. Uğur böceği olmak inanılmaz bir şey. Ah, anne ve babam gelmiş. Sabah geç kaldığım için aldığım uyarıyı imzalatmam gerek. Onlara ne söyleyeceğim? Neyse bir şey bulurum. Alışıyorum bu işe. Şimdilik hoşça kal sevgili günlük. Mucizevi sırlar. Merinette'in gözünden kara kedi. Sevgili günlük, vay canına bugün bir felaketi önledik. Kara kediyle birlikte bir süper kötüyü tutukladık. Ama şanslı tılsımı kullandığım için fazla vaktimiz yoktu. Neredeyse kara kedinin gözünün önünde geri dönüşüyordum. O yüzden kimseye görünmeden eski halime dönüşebileceğim güvenli bir yere koştum. Ve kara kedinin beni takip etmediğinden emin oldum. Sanırım kim olduğumu öğrenmeyi çok istiyor. Buna izin verecek halim yok. Kimsenin öğrenmemesi lazım. Ah, kara kedi. Tanışalı çok olmadı ama sanki çok uzun zamandır berabermişiz gibi hissediyorum. Kediler hep dört ayak üzerine düşer sanırdım. Teşekkür ederim sevgili Uğur böceğim ama ben hallederim. Yani kötü adamlarla birlikte dövüşüyoruz öyle değil mi? Çünkü aramızda kesinlikle bir şey yok. Sadece benim partnerim, takım arkadaşım demek istiyorum. Tipim de değil zaten. Kendini biraz fazla beğenmiş biri. Görünüşe göre tam zamanında yetiştim. Her şey kontrolüm altındaydı. Ama teşekkür ederim. Ve hep kelime oyunları yapıyor. Hem de komik değiller. Merhaba Kraliçe Buz. Bu ne şiddet böyle? Niye kendi boyuna göre biriyle kapışmıyorsun? Tamam, her zaman o kadar da kedi değil. Yani kötü demek istedim. En sevmediğim şey bir görevdeyken her zaman şov yapması. Ve ben böyle tiplerden hoşlanmam. Beni takip et. Biraz fazla üzerine gidiyorum sanırım. Aslında burada olmasından memnunum. Onun yardım olmadan kötü adamları yenemezdim. Süper gücünü kullanabilir. Kedikliyizim. Ve dokunduğu her şeyi yerle bir edebilir. Düşmanı yavaşlatmak için çok kullanışlı. Aslında harika bir takım oluşturuyoruz. Çak bakalım. Biliyor musun? Sanırım benden biraz hoşlanıyor. Ama ben Adrian'ı seviyorum. Adrian'ın mükemmelliğine yaklaşamaz bile. Çok havalı özellikleri var gerçi. Mesela harika dövüşebiliyor. Biraz gelişebilirsin bence. Ona her zaman güvenebilirim. Beni beklediğin için teşekkür ederim. Adrian olmasaydı belki kara kediyi farklı görebilirdim. Ne? Ciddi miyim? Neler söylüyorum ben? Adrian'ın olmadığı bir dünya mı? Bu çok kötü olurdu. Yok öyle bir şey. Söylememişim gibi davran. Tamam, sildim. Bugünlük bu kadar yeter. Şimdilik hoşça kal sevgili günlük. Mucizevi sırlar. Doğum günü partim. Sevgili günlük, bu cumartesi doğum günüm. Annem ve babam arkadaşlarımın bize gelebileceğini söyledi. Harika olacak. Kimi davet etmeliyim? Alya, o zaten kesin. En yakın arkadaşım olmadan doğum günümü kutlayacak halim yok. Adrian'ı da çağırmayı çok isterim. Tek sorum kızarmadan ve deliler gibi kekelemeden ona sorabilir miyim bilmiyorum. Ama neyse, eğer ben yapmazsam Nino'dan yardım isterim. O çok iyi bir çocuk. Evet, Alya, Adrian ve Nino. Üç kişi tamam. Sonra Rose ve Juleka. Çok yakın değiliz ama ikisi de iyi insanlar. Ivan'ı da çağırabilirim. Biraz aksi bir amca gibi ama bana karşı hep iyi olmuştur. O yüzden evet, onu da çağıracağım. Milen sevinecektir çünkü sanırım ondan hoşlanıyor. Kim var? Sınıfın sporcusu ve Max. Kim sürekli insanlarla boy ölçüşmeye çalışıyor ve Max de sadece matematikle ilgileniyor ama ikisi de iyilerdir. Alex'i de çağıracağım, sınıfın diğer sporcusu. Unuttuğum biri var mı? Aa, doğru. Chloe ve Sabrina. Bir saniye, çıldırmış olmalıyım. Onları çağırmıyorum, hayatımı berbat ediyorlar. Umarım Chloe
Paris Belediye Başkanı'ndan aynı gün parti düzenlemesini istemez. Bu çok kötü olur. Pekala, sanırım herkesi saydım. Aa, sabırsızlanıyorum. Harika olacak. Mucizevi Sırlar. Marinette Paris'te. Sevgili günlük, bugün okulda Bayan Büstiyer Paris'teki en sevdiğimiz 3 eseri sıralamamızı söyledi. Ve şehrimin en sevdiğim kısımlarının neler olduğunu düşünmeye başladım. 3. sıraya Louvre Sarayı'nı koydum. Aslında Kraliyet Kalesi'ydi ama bugün dünyadaki en harika müzelerden biri. Ne zaman kara kediyle birlikte dövüşecek olsak sadece insanları kurtarmıyoruz. İnanılmaz sanat eserleriyle dolu bir yeri kurtarıyoruz. Buna karşılık Mona Lisa'yı görecek vaktimiz hiç olmuyor. İkinci favori Parisli eserim Trocadero. Okul arkadaşlarımla sürekli orada takılırız. Ne zaman yeni tasarımlarım için ilhama ihtiyacım olsa oraya giderim. Ve Trocadero meydanının manzarasında favori eserim görünüyor. Eyfel Kulesi. Eyfel Kulesi 324 metre uzunluğuyla dev bir deniz feneri gibi şehrin üstünden bakıyor. Harika. Eyfel Kulesi'nin tepesine çıkınca aşağıdaki insanlar karınca gibi görünüyor. Kısa bir süre önce Eyfel Kulesi'nin 1889 yılındaki Dünya Fuarı için yapıldığını öğrendim. Buna inanabiliyor musunuz? Neyse ki bu zamana kadar devrilmeden kalabildi. Yani sanırım Eyfel Kulesi ile ilgili en sevdiğim şey yıkılamaz olması. Süper kahramanlar gibi. Her gün Paris'te yaşadığım için ne kadar şanslı olduğumu düşünüyorum. Hatta bütün yerleri uğur böceğinin gözünden görebildiğim için daha da şanslıyım. Bu şehri kimse kara kedi ve benim gibi bilmiyor. Bir görevde olsak bile bir an için olsa durup şehrin güzelliğine bakmadan duramıyoruz. Aslında en iyi 10 bile yeterli değil. Daha Notre Dame, Grand Palace ve Champs-Élysées var. Paris'le ilgili bu kadar konuşma güneşin altında bir gezinti isteği uyandırdı. Hoşçakalın. Mucizevi Sırlar, Marinette ve Moda. Sevgili günlük, bugün okulda Bayan Büstiyer büyüyünce ne olmak istediğimizi sordu. Birçok arkadaşım ne olmak istediklerini bilmiyordu ama ben bir süredir biliyordum. Hayalim rol modeli olarak gördüğüm Gabriel Egrist gibi moda tasarımcısı olmak. O Adrian'ın babası ve ayrıca dünyanın en iyi tasarımcısı. Gabriel markasını o yarattı. Adrian ona modellik yapıyor. Bütün reklam kampanyalarında, moda dergilerinde, şehrin her yerindeki posterlerde o var. En sevdiğim şey yeni bir şeyler yaratmak. Bir şeyler bulmayı, tasarlamayı, dikmeyi çok seviyorum. Hatta şapkalar, kıyafetler, takı gibi aksesuarlar ve ünlü rock yıldızı Jagged Son için gözlük bile tasarladım. Çoğu zaman kendi tasarımlarımı giyiyorum. Örneğin her yere taşıdığım bu küçük çantamı kendim yaptım. İlham için Paris sokaklarında dolaşmayı çok seviyorum. Saatlerce insanları izleyebilirim. Ve ilham almak için Paris'ten daha iyi bir yer düşünemiyorum. Uğur böceği olmak, olayları farklı açılardan görmek konusunda bana yardımcı oluyor. Örneğin kötü adamın kostümünden yola çıkarak eşsiz bir şapka tasarlamıştım. Bayan Marinette, bu harika bir dizayn. Kesinlikle bir şapka Teşekkür ederim. İnanılmaz şanslıyım. Bir gün umarım kendi markam olur ve insanlar tasarımlarımı çok beğenir. Bu arada her gün yeni teknikler öğrenip aileme ve arkadaşlarıma hediyeler yaparak daha iyi olmaya çalışacağım. Bana şunu hatırlattı. Adya'nın doğum günü yaklaşıyor ve ona bir şeyler tasarlamayı çok isterim. Akıllı telefonu için özel bir kap düşündüm bile. Çalışmaya başlayabilmek için malzeme satın almalıyım. Şimdilik hoşça kal günlük. Mucizevi Sırlar, Uğur Bloğu. Merhaba dostlar, Alya Paris'ten canlı yayında Uğur Bloğu ile karşınızda. Bunun ne olduğunu bilmeyenleriniz için dünyanın en müthiş bloğuna hoş geldiniz. Favori süper kahramanımız Uğur Böceği ile ilgili videolarımı paylaşabilmek için Uğur Bloğu'nu yarattım. Niye mi? Çünkü o harika. Ne zaman bir kötü adam ortaya çıksa Uğur Böceği onları hemen durduruyor ve Paris'i kurtarıyor. Size söylüyorum, ondan iyisi yok. Bana en çok Uğur Böceği bir olayın içindeyken nasıl hemen orada olduğum soruluyor. Çok basit. Telefonumda özel bir uyarı var. Bir kez daha Uğur Böceği ve Kara Kedi Paris'i kötü adamlardan kurtuldu. Tek yapmam gereken şey olayın olduğu yere koşup çekim yapmaya başlamak. Hayalim o maskenin altında kimin olduğunu bulmak. Çünkü eğer Uğur Böceği'nin kim olduğunu bilseydim ona yardım etmeyi teklif edebilirdim. Aslında henüz pek bir şey bulamadım. Kütüphanedeki bütün kitaplara tek tek baktım ama Uğur Böceği'ne dair bir bilgi bulamadım. Uğur Böceği'nin kimliğini bulma konusunda kendi süper güçlerime güveniyorum. Gözlem güçlerime yani. Örneğin eskiden Paris Bilim Müzesi'nde dolanırken radyoaktif bir Uğur Böceği tarafından ısırılmış bir bilim insanı olduğunu düşünürdüm.
Ama sonra Uğur böceğinin dönüşmesini sağlayan şeyin küpeleri olduğuna inanmaya başladım. Yani ısırma teorisi yalan oldu. Her neyse, izliyorum, dinliyorum ve bulabildiğim her şeyi sizinle Uğur bloğunda paylaşıyorum. Favori süper kahramanımızı bütün görevlerinde takip edip kayıt altına almayı planlıyorum. Er ya da geç Uğur böceğinin kim olduğunu bulacağım. Bu arada bir fikriniz ya da teoriniz varsa onları bana gönderebilirsiniz. Derse gitmem lazım. Görüşürüz böcek kafalar ve iletişimi koparmayın. Mucizevi Sırlar, Adrian'ın ikili hayatı. Merhaba arkadaşlar, ben Adrian. Günlük hayatta normal biriyim. Ay, tanrım, atkın ne kadar da güzelmiş yani, Adrian. Yani neredeyse. Çünkü babam Gabriel Agrest. Dünyaca ünlü moda tasarımcısı. Bazen modellik yapıyorum. Reklam kampanyaları için poz veriyorum. Bu yüzden nefret etmiyorum. Ama kariyerim olarak da seçmem. Aslına bakarsanız babamı mutlu etmek için yapıyorum. Annem kaybolduğundan beri eskisi gibi değil. Bu yüzden onun yanında olmaya çalışıyorum. Normalde her gün benimle ilgilenen asistanı Natalie. İşte programın Adrian. Teşekkür ederim Natalie. O ve Goril. Ona goril diyorum çünkü dev gibi ve hiç konuşmuyor. Tıpkı bir goril gibi. Beni her yere o götürüyor. Fotoğraf çekimleri, eskrim, Çince ve piyano dersleri derken kendime pek bir vakit ayıramıyorum. Harika odamın tadını çıkarmaya veya arkadaşlarıma davet bile etmeye vaktim yok. Bu yüzden okula gidip arkadaşlarımı görmeyi çok seviyorum. Evet. Özellikle Nino'yu. Ona her şeyimi anlatırım. Peki tamam. Neredeyse her şeyim. Ona Adrian olmadığım zamanlarda kara kedi olup Paris'i kötü adamlardan koruduğum gerçeğini söylemiyorum tabii. Bu hayatımı çok değiştirdi çünkü önceden babam evden çıkmam konusunda çok korktuğu için beni okula bile göndermezdi. Kıvamimimin adı Plek. Tek düşündüğü şey yemek ve her zaman o yemek kokulu peynir oluyor. Yorgunluk, benim zavallı ağrıyan vücudum, parmağımı bile oynatacak halim yok. Biraz zahmet ama onun sayesinde süper kahramana dönüşebiliyorum. Plek, pençeler! Tek yapması gereken şey her zaman taktığım yüzüğün mucizenin içine girmesi ve bam! Dönüşebilirim. Bana süper güçlerimi veren de o. Kedikli izim. Bu sayede dokunduğum her şeyi yerle bir edebilir. Ama bunu doğru kullanmalıyım. Çünkü kullandıktan 5 dakika sonra geri dönüşüyorum. Sonra Uğur böceğinin kötü adamın akumasını yakalaması gerekiyor, o kadar. Daha fazla kötülük yok küçük akuma. Ve gün kurtarıldı. Kara kedi olmak harika bir şey. Sonunda istediğimi yapabilirim. İstediğimi söyleyebilirim. Ne dersin, bitirelim mi şu işi artık? Uğur böceğiyle birlikte Paris'i kurtarmış oluyorum. Evdeki hayatıma çok güzel bir ara vermiş oluyorum. Kara kediyken çok eğleniyorum. Bu bana Çince dersimin saatinin geldiğini hatırlattı. Goril beni bekliyordu. Gitsem iyi olacak. Ve kim bilir, belki bugün yine Paris'i kurtarmam gerekebilir. Hoşçakalın. Mucizevi Sırlar. Adrian'ın gözünden Uğur böceği. Sevgili Uğur böceği. Evet çocuklar, bize kim söyleyecek? Ya da Öcü böceği. Ya sen Öcü mü? Dalga geçmeyi ve bana Öcü demeyi kes. Bu oldukça ciddi. Yok yok, bu olmaz. Ona Öcü dememi sevmiyor. Hanımefendi, belki de. Evet, saçların gece kadar siyah. Ve gözlerin bir yaz gökyüzü kadar mavi. Hayır. Ona bunu nasıl söyleyebilirim? Belki de şu şekilde. Görevlerimiz için sabırsızlanıyorum. Senin yanında dövüşmek fırsatı için. Hayır, zavallıcı olduğunu düşünecek. O tanıdığım en zeki kız. Biraz daha şey yazmalıyım. Zekice. Ama şaka yapamam. Bundan hoşlanmıyor. Evet ama zaman bozucunun akumasını ele geçirmeliyiz. Hayatım buna bağlı. Hangi hayatım? Bende 9 tane var. Ciddiyim. Ki bu hiç mantıklı değil çünkü şakalarım oldukça yerli yerindedir. Bence oldukça komikler. Tamam, nasıl hissettiğimi söylemem lazım. Basit bir şekilde. Hanımefendi, keşke maskenin altında yatan yüzün kim olduğunu bilebilsem. Sana söylersem bu bir sır olmaz. Keşke sana kim olduğumu söyleyebilsem. Kim bilir? Belki de birbirimizi tanıyoruzdur. Belki Paris'in bazı yerlerinde posterlerde beni görmüşsündür. Neler söylüyorum ben, ona yazamam. Gerçek kimliğimi kimse bilemez. Derdin ne senin? Sevdiğim kişi bile bilemez. Belki de en iyisi hiçbir şey söylememektir. En azından şimdilik. Ama bir çaresini bulacağım. Bir gün ona gerçeği söyleyeceğim.